Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Söz verdiğim bir şey yapacağım. Artık uzman olduğum bir şey. Pulsar'dan bahsedeceğiz. Ama Ares 200'den. Bugün Ares 200'den bahsedeceğiz arkadaşlar. 2021 model Ares 200'den ve bir takipçimin motosikleti aslında. Buradan da Fatih'e teşekkür ederim. Şimdi ufak ufak motorun başına geçelim. Gel Kemal, şöyle bir makineyi göster. Öncelikle kimse buna itiraz edemez bence. Gayet yakışıklı. Ve benim ilk söyleyeceğim şey fiyat performans motoru abi. Bunu hep söylüyorum. Pulsar'ların hep söyledir. NS öyledir. Ares öyledir. Yani malum döviz kuru arttıkça bizim işler zorlaşıyor. Ne ekipman alabiliyoruz ne motosiklet alabiliyoruz. Hatta videoya başlamadan önce altın elbise adamın bir sözünden bahsettik. R25 için söylemişti. Bu motor her türlü alınır. Sadece bir şekilde alınmaz. Fiyatı artarsa. Nesini beğenmeyebilirsiniz? Vallahi 13.500 TL'nin üzerine eğer fiyatı artarsa o zaman beğenmeyebilirsiniz. O zaman 13.500'dü. Tabii o zaman bu motorlarda 8.000-8.500 civarında falandı. Şimdi hepsinin fiyatı arttığı için artık daha böyle fiyat performansa kaçıyoruz. Yine her zamanki gibi ben size gerekli olan bütün bilgileri vereceğim ama hani böyle çok detay detay anlatıp baymak istemiyorum. Öncelikle kendi yorumlarımı ekleyeceğim. Sonra en sonunda videonun sonunda motorun sahibi Fatih ile beraber de kullanıcı yorumlarını direkt birinci ağızdan alacaksınız. İlk olarak fabrika verilerinde maksimum uzun motorun 129 km olarak gözüküyor ama İnternette hem Türkiye'de hem de yurt dışında çekilmiş top speed denemelerine baktım. Bir de kendi motorumdan biliyorum. Birazcık daha aslında gidiyor. Ama bunu sürdüğümde tabii ki göreceğim. Tekrar duruma göre not vermiş oluruz. Motor 24 beygir arkadaşlar. Artık bir bajaj klasiği. Yaklaş Kemal, göster. Bu DTSI teknolojisi her motorunda hemen hemen var vitesli olanlarda. Bu neydi? 3 bujili ateşleme. Zaten Kuralkan videosunda da bahsettiğimiz üzere bunun patentini alıyor bajaj. Ve artık patentlenmiş bir ne diyelim? Teknoloji. ABS'li yine bir motor. 33.140 TL fiyatı var. Depoda 13 litre alıyor. Ortalama da kullanıcı yorumları 300 km'ye kadar gidiyor. Eğer hani devirli kullanırsam motoru. Bir de şu özelliğini seviyorum motorun. Arkada çamurluğu var abi. Bu standart geliyor. Hatta bu parçayı zamanında başka motoru alıp kullananlar oldu. Ben ilk feedback'imi vereceğim abi. Yaklaş şimdi. Bu motorda en çok şikayet edilen şey aynalar. Ben kendi Pulsar'ımı aldığımda da bunu MT25 aynası da değiştirmiştim. Yani ne kadar 4-5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii ki fiyatı değişmiştir ama 25-30 lira gibi bir şey ayırmıştım ve aslında bayağı iş görür bir ayna haline gelmişti. Bunun haricinde şu ufak cam motoru sürerken rüzgarın direkt göğüse gelmesini engeller. Şu bile aslında koruyan bir faktör. Motorda ABS var abi, ön arka. Bir de fabrika lastiğiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Bak burada zaten yazmışlar. Görüyor musun? Şimdi bu lastikle alakalı herkesin kafasında soru işareti var. Biraz da haksız değiller. Yani bu lastiği mesela kuru zeminde kullanırsan bir sıkıntı çekmezsin. Ama sen bunu ıslak zeminde kullanmaya kalkarsan artık o birazcık şeye dönüyor. Kayak yapmaya dönüyor. Anladın? Hiç riske girme abi. Değiştir. Ben motor alır almaz değiştirmiştim. Hatta biraz abartı olacak ama Michelin pilot Pulsar uyumlu çıkmıştı ve o zaman gidip dünya para verip onu almıştım ama o kadarına da gerek yok. Zaten Eylül ayına giriyoruz biz şu an. Al bir tane anlas, tertemiz sürersin. Şimdi kullanıcı yorumları için Fatih ile beraberiz. Fatih motorun sahibi. Ben böyle ufak ufak notlarımı aldım. Direkt birinci ağızdan kullananlardan duyun istiyorum. Şimdi Fatih, öncelikle teşekkür ediyorum. Motorunu bize emanet ettin. Çektik. Buradan motorunu takmamızı istediğiniz takipçiler olursa onlar da yazsın yorumlardan. Onlarla da çekim yaparız. Bir güven problemi oldu mu? Onu da söyleyeyim bir an önce de. Şimdi öncelikle Fatih, ne kadar süredir Ares kullanıcısın? Bir 8 aydır Ares kullanıyorum. Ama bana bir detay verdin sen. Öyle 8 ay deyip geçiştirme. Adamın 3 tane Ares'i olmuş abi, doğru mu? Evet, bu 3. Ares'im. İlk Ares'im 2018 modeldi. Onu 2 ay kadar kullandım, sattım. Sonra? 2020 model aldım. Sonra bir daha Ares aldım. Sonra bir Ares daha aldım, 2021 model. Bak adam o kadar memnun abi. Görüyorsun, sürekli Ares alıyor. Neden Ares alıyorsun sürekli? Fiyat performansı. Fiyat performansı. Yakışıklılık. Yakışıklılık. Başka? Hani öv beni biraz derler ya. Öv abi biraz. Malını biraz öv. Yani övmeye gerek yok. Mal ortada zaten. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Süper. Mal ortada, evet. Ama bir yandan da ben sorularımı soracağım tabii ki. Konfor, vibrasyon. Ne durumda? Rahat mısın motoru sürerken? SL'den memnun musun mesela? En son 2020'yi kullandım. SL'si çok rahat değildi. 2020'nin rahat değildi. Rahat değildi. Şu an 2021'de gayet rahat. Gerek artçım olsun, gerek ben olsun.
Artçı bir sıkıntı yaşamıyor mu diyorsun? Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Koltuk selesinde de ben çok rahatım. O şimdi ben sürerken ben de selede rahattım ama artçıyı bilmiyorum tabii ki. Hani artçı almadım arkama. Yani 21 model olarak düzeltildi diyorsun. Zaten biraz yaklaş Kemal, gel böyle bak. Biraz daha boğumlu bir. Boğumlu derken yani yumuşak bir sele var, öyle söyleyeyim. İkinci sorumuza geçelim. Hemen açıyorum. Dersime çalıştım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir 5 saniye sessizlik yapalım. O sırada arkadaşlar abone olsun. Bekleyelim. 4, 3, 2. Olmuşlar mıdır? Olmuşlar. Tamam, bir de beğenirsiniz alttan falan bir şeyler yaparsınız. Şimdi bak. Bana dedin ki fiyat performans motoru. Fiyat performans motoru demişken ne kadar yaktığını da sorarım ben sana. Hiç baktın mı? Aldığından beri ilk defa depo. Tamam, o zaman sana şöyle sorayım. Ben baktım bu arada. Ben dersime çalıştım diyorum ya. 13 deposu var. 80 lira civarında doluyor. 80 liraya fleniyor. Kaçırmam. 80 lira civarında doluyor. Bir de torkunu devirini düzgün kullan... Torku değil. Devirini düzgün kullanırsan 300 km'ye kadar sürüyorlar. Ama ben o kadar iddialı değilim. 250 diyelim. 250 anlaşalım. 250 olur. Tamam, 250 km. Güzel. Şimdi bu Ares'lerde grenajda titreme geliyormuş. Evet. Ses geliyormuş. Doğru mu? Doğrudur. Nerede hissediyorsun en çok? Şuralar mı? Şu parçalarda biraz ayrı oluyor. 2020 modellerde biraz daha düzeltildi. 2020 modelinde şuraları diyorsun değil mi? Boşluk ve çok aşırı titreme ve ses. Burası. Çok rahatsız edici vardı ama 2021 modelinde sen bunu düzelmiş durumda aslında. Ben sürerken biraz aldım ama hani sen eskisini kullandığın için şey diyorsun. Evet. Eskiye göre düzeltildi diyorsun. Tabii tabii. Tamam, ama ben gene de bunu bir eksiye yazdım. Doğrudur. Tamam, vibrasyonu yani yazdık. Bir öncekine göre gayet iyi. Artısı az yakıyor. Eksisi işte burada birazcık ses diyelim, yani vibrasyon ses diyelim. Gibi, evet. Bir artı daha ekleyelim, zaten yakışıklı motor. Ama şu beyaz jant olayı yani göster. Yorumlarda bence herkes katılacaktır. Diyor ki abi motor Hintli. Evet. Anladın? Hani böyle bir Hint müziği koyup dansını yapasım geldi buradan. Eksiye bir de onu yazalım. Onun dışında görüntü bence güzel. Şimdi görüntü demişken yaklaş tekrar Kemal. Gel böyle bize doğru. Ben böyle Kemal'le diyalog halindeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kemal değil, Altan. Ben kameramanlarıma Altan diyorum. Şimdi Altancım. Bak burada ufak bir tatlış cam yapmışlar. Buraya güzel bir cam yapmışlar. Görüyor musun? Bir de burada aynamız var. İşte bir CVR esintisi gidiyor falan filan. Şimdi bunlardan ne kadar memnunsun? Aynadan memnun musun? Mesela kör noktan var mı? Cam göğüse gelen rüzgarı kesiyor mu? Şimdi aynalar Ares'i 200'lerin gerçekten hala çözülememiş bir şeyi. Kör mü diyorsun? Şu an hala kör. Özür dilerim, burada ben bir düzeltme yapmak zorundayım. Ben MT25 aynısı taktım demiştim ya, onu NS için takmıştım. Şimdi bunda birazcık altında daha farklı bir aparat var. Buna uyar mı bilmiyorum ama illaki başka bir ayna vardır. NS kullanıcıları için tavsiyem olsun. Pulsar 200 NS'te MT25 aynısı alarak o şeyi düzeltmiştim. Tekrar söz sende Fatih. Şimdi aynadan devam edelim. Aynadan şikayetçiyim yine. Kör noktaları çok göstermiyor. Hı hı. O biraz daha iyileştirebilir. Baktı mı peki alternatif bir aynaya? Yani hangi bakmadım, markadan yapıldı? Orijinalini bozmak istemiyorum motorun. Hı hı. Ekstra hiçbir şey taktırmadım. Bir güzel. Dörtlüm var galiba senin. Bir dörtlü var. Ben de önceki kullanıcı taktım. Onun dışında başka onun bir şey değişmedi diyorsun. Değiştirmedim. Ektiremedim. Peki cam göğsündeki rüzgarı kesiyor mu? Kesiyor. Bence gayet yeterli bu motora göre. Daha fazla yüksek olursa motorun şıklığını veya tipini de bozabilir. İş görüyor diyorsun. İş görüyor. Gayet. Tamam. Güzel. Şimdi abi motorun ekranda vites göstergesi yok. Sadece boşta bir N yanar. Bunu ezbere bildiğim için çok rahat evet. Söyleyebilirim. Sana bu ekran ne kadar yeterli? Yani burada bir tane devir saatimiz var. Sağda dijital göstergesi vardır. Sol konsolda da şeyi görüyorsun. İşte boş, uzun, akü vesaire falan. Bunlar seni ne kadar kurtarıyor? Yani yeterli mi? Yoksa şu da olsa güzel olur dediğin bir şey var mı? 2021 modeli bekliyordum. Ses göstergesi için. Değişir diye mi? Değişir diye beklerlerdi ama yine ya, olmadı. Ya buradan Kural Kan yetkililerine sesleniyorum. Ekrem Bey duyun bizi. Bu adamlar diyor ki birazcık değiştirelim, biraz güzelleştirelim. Anladın? Hani şurası güzel ama dolu dolu olsun istiyorsun anladığım kadarıyla. Yani şu ekran hala aynı. 2021'de aynı. 18-19 aynı. Adam 3 tane Ares almış. 3 tane anladın. 3 model almış. Ama onu da ben şu konuda hak veriyorum. Bence bunu birazcık maliyetten dolayı yapıyor olabilirler. Bilmiyorum. Yani aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Yani orası hani bir şeyler değişsin istemiyor olabilirler. Belki kasıtlı yapıyorlar. Bilmiyorum. İlkesine parası neyse veririz ya. Parası neyse veririz diyor. Tamam. Okey. Ama ondan sonra diyeceksin ki abi fiyat performans motoruydu. Arttı. Şöyle oldu. Böyle oldu. Demez misin? Vites göstergesi ben istiyorum. Tamam. Vites göstergesi istiyoruz 2022 arkadaşlar. 2022 modellerine bekliyorum. Yapın ya. Tamam. Baba mevzularından birine daha giriyoruz. Bu önemli. Neden? Hayat. Can taşıyorsun. Frenlerden ne kadar memnunsun? Şimdi ABS var diyor motor. Gerçekten var mı? Arkada da mesela kurtarır bir ABS'den var mı? Öndeki performansıyla aynı mı vesaire? ABS'ler gerçekten var. Gerçekten var. Var. Okey. Ben bu arada zorlamadım o konuda. Yani ani frenlerde yaptım oldu. Motor hiç kaydırmadı. Arkayı savurmadı beni. Direkt pat diye duruyor. Tamam. ABS'ler gerçekten memnunum. Peki motorun ivmelenmesi seni tatmin ediyor. Mesela aniden bir araç sollaman gerekti. Basacaksın. Tabii. Kurtarıyor diyorsun. Tabii. Gayet güzel.
Tabii makas olsun. Ondan sonra aniden araya kaçma olsun. Ben mesela gördüm gelirken tek teker geliyordu. Yani bu kadar olmaz ki. Yok arkadaşlar tek teker. Adam tek tekerci çıktı arkadaşlar. Şimdi ben başta dedim ki kronik, daha doğrusu kronik değil, en büyük eksisi motorun lastikleri. Lastikler evet. Çünkü naylon bazlı. Bunu da ben sordum. Sebebi neymiş biliyor musun? İşte o çok yoğun sıcak havalarda, muson ikliminin olduğu yerlerde kauçuk lastik kullanamıyoruz diyorlar. Yani daha dezavantajlı oluyor diyorlar. O yüzden bunu üretmeye devam ediyorlarmış. Ama ben mesela kuru zeminde gene kullanmam da, hani kullanmam gerekiyorsa kuru zeminde, şu an Dominar'da da öyle mesela. Aynı lastik boyutu var. Kuru zeminde ben 4000 km yaptım. Uzun yola da çıktım. Ama az bir yaş zemin görsün. Evet. Kurtarmıyor abi. Memnun musun lastiklerden? Lastiklerden memnun değilim yine. Değilsin. Peki ne taktığımı düşünüyorsun? Var mı kafanda bir şey? Kafamda bir şey yok. Araştırıyorum. Tamam. Ben o konuda söyleyeyim size. Arkadaşlar bir reklam almadım. Bir para almadım. Hala böyle kendi kendine çekim yapıyor. Zaten para alsam buralarda ne işim var değil mi? Evet. Neyse işin şaka tarafı. Anlas kullandım ben mesela Pulsar'da. Anlas verimli bir lastik. Güzel bir lastik. Kışa doğru hep ona geçiyordum yani. Yazına Michelin pilot kullandım ama o kadar da ne bileyim paraya kıyar mısın bu döviz kurunun arttığı yerde bilmem. Anlas taktır. Devam. Bak bu da sana tavsiyem olsun. Kış gelmedi zaten. Yağmurlu taktırırsan da bana şey yaz. Abi bu kötü çıktı de. Yorumunu merak ediyorum. Tamam. Kötüyse de kötü de. Tabii ki. Tamam. Bunun dışında bayi, yedek parça vesaire, bu konularda senin mesela 3 tane ares aldım diyorsun. Ne kadar tatmin ediyor? Hani istediğin zaman bayiye ulaşabiliyor musun? Yedek parçası pahalı mı? Herhangi bir sıkıntı yaşıyor musun? Parça kısmında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 2018 modelinde bir arıza çıkmıştı. Ünhani'de vardı yine bacajın servisi. Hemen hemen her yerde bacajın servisi var. İstanbul yani, Anadolu yakası bayağı yaygın. Bayağı yaygın. Herhangi bir sıkıntı o zaman direkt bakımını da orada yaptırıyorum. Şeyini de orada yaptırıyorum. Ben mesela yıllardır koşuyorum bay motoya giderim. Benim için usta önemli abi. Yani usta işi hakikaten önemli. İki tane Pulsar'ımı da oraya götürdüm. Kanuni'm varken de oraya gitmişim. Dominar'ı da oradan aldık. Evet. Sonra diyorlar abi sürekli bay moto söylüyorsun. Bay moto. Adamlar iyi iş yapıyor kardeşim. Yani ne yapayım? Söylüyorum yani. Ümraniye'deki de iyidir. Gitmedim bilmiyorum, o yüzden şey yaptım. Ama yedek parça ve servis konusu. En azından İstanbul Anadolu yakasında bir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Evet. Peki motorun vites geçişlerinden memnun musun? Hani böyle abi zorluyor. Hani gitmiyor falan dediğin bir şey var mı? Birinci vites hariç. O birden geçerken herkese zaten oluyor o olay. Test geçişlerinde bir sıkıntı yok. Tak 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 3, 4, 5, kurtarıyor 6 diye gidiyor. Tamam. Senin peki bu motoru almak isteyenler veya alacak olanlara hani bahsetmek istediğin bir kronik problem olabilir. İyi yönü olabilir, ne bileyim. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ama neyse o, hani direkt kullanıcı yorumu şeffaf bir şekilde. 3 tane ARS değiştirdim. Herhangi bir motora da bakmadım zaten. Şu piyasada bakılacak başka bir fiyata yok zaten. Yani herkes bir R25 farklı bir motor istiyor ama bu fiyata bulamazsınız. Gayet uygun. Aldığınız zaman cebinizi yakmaz. 80 liraya fullersiniz. Bayağı da gezersiniz. Yani diyorsun ki tavsiye ediyorum şimdi. Ekonomik. Tabii. Sorun çıkarmayacak. Yakışıklı i̇şte, motor. Başlangıç var. Olarak. Tabii. Bence başlangıç olarak scooter'la gene başlayın. Hani ondan sonraki şeyiniz olabilir diyorsun. Tabii. Tamam, süper. Fatih teşekkür ederim. Motorunu bize verdin. Emanet ettin. Geldik, çekim yaptık. Bu arada Fatih de takip. Nereden görmüştü beni? TikTok'tan karşıladım. TikTok'tan da eklerseniz arkadaşlar Instagram falan buraya bırakacağız. Çok teşekkür ederim. Ağzına, ayağına sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şöyle kapanışı sana bırakıyorum. Söyle, sen söyle abi. Ya mikrofonu şöyle haber kanalı gibi veriyorum. Şöyle vereyim. Ben böyle uzaklaşayım kadrajdan. Kapanışı siz yapın efendim. Evet arkadaşlar, bugün RS200 videosu çektik. 2021 model. Abilerimize TikTok'tan tanıştık. Gayet güzel, eğlenceli insanlar. Sizin de farklı tanıştırmak istediğiniz motorunuz varsa abimize ulaşabilirsiniz Instagram, TikTok hesabından. Arkadaşlar kısaca diyor ki Gorka World'u takip edin. Adam düzgün bir adam. İşte videoyu da beğenin falan değil mi? Sıkıntı yok. Eyvallah Fatih. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.